Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sos 2 denemesi çözüyoruz. Yorumlarda kaç doğru kaç yanlış yaptığınızı belirtmeyi unutmayın lütfen. Ve haftada 2 tane bu şekilde deneme geleceğini söylemiştim. Yani 2 TYT, 2 sos 1, 2 sos 2 denemesi gelecek. Mutlaka bildirimleri açın ve soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Verilen paragrafta boş bırakılan yerlerin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olmaz? Büyük İskender'in Persler üzerine düzenlediği Asya Seferi sonucunda bütün Orta Doğu hakimiyet altına alınmıştır. Nokta 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 uygarlığı ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki Helenizm uygarlığı, Doğu ve Batı sentezi olarak gelişmiş. Şıklara baktığımızda Antakya, Bergama ve İskenderiye bu dönemin önemli merkezleri olarak öne çıkmıştır. Ancak Ninova arkadaşlar Asurların başkentiydi hatırlarsanız. Bugünkü Irak topraklarında yer alıyor ve Helenizmle bir alakası yoktur arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde kayı boyunun damgası doğru olarak verilmiştir? Eski Türklerde boylar savaş naraları ve damgaları ile birbirinden ayrılırdı. Arkadaşlar kayı boyunun damgasını mutlaka görmüşsünüzdür. Şu şekilde ben çizdiğimde şimdi hatırlayacaksınız. Böyle bir şekli vardı. Tabii ki daha güzeldi. Burada gördüğünüz gibi ok ve yay var arkadaşlar. Şunlar oklarken ortadaki de yayı temsil ediyor. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki bölgelerden hangisi Wilson ilkelerinde ifade edilen bu alanlar arasında gösterilemez? Wilson ilkelerinde Türklerin çoğunlukta bulunduğu bölgelerde bağımsız bir Türk devleti kurulabilecek ifadesine yer verilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım. Doğu Trakya'da Türkler çoğunlukta mı? Tabii ki çoğunlukta. Hicaz Yemen bölgesinde Türkler çoğunlukta mı? Hayır arkadaşlar, Araplar daha çok çoğunluktadır o bölgede. Doğu Anadolu'da tabii ki Türkler çoğunlukta. Batı Anadolu'da Türkler çoğunlukta. Doğu Akdeniz'de de Türkler çoğunluktadır. Bu sebeplerle doğru cevabımız elbette B şıkkı olacaktır. Bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı söylenebilir? Osmanlı Devleti 19. yüzyılda ayanların varlığını resmen tanımak zorunda kalmıştır. Arkadaşlar burada bahsedilen eminim aklınıza gelmiştir. Senedi ittifaktır. Senedi ittifakla hatırlarsanız padişahın otoritesi ilk kez sınırlandırılmıştı. Şıklarımıza baktığımızda zaten D şıkkında bunu görmemiz mümkün. Yani ayanların varlığının tanınmasıyla toprak bütünlüğünün korunmasının zaten bir alakası yoktur. Egemen gücün el değiştirmesi tabii ki söz konusu değil arkadaşlar. Özel mülkiyetle bu durumun hiçbir alakası yoktur. Demokratik uygulamaların desteklenmesi de değil aslında. Burada arkadaşlar padişah otoritesinin sınırlandırıldığını söyleyebiliriz biz. Çünkü ayanlar güçlü insanlardı hatırlarsanız. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Merkezde sultanın güvenliğinden sorumlu olan gulamlardan oluşturulan ordu ilk kez Türk devletlerinden hangisi döneminde kullanılmıştır? Arkadaşlar burada bahsedilen ordu aslında Hassa ordusudur. Hassa ordusunun temelleri ise Karahanlılar döneminde atılmıştır. Dolayısıyla ilk kez kullananlar da Karahanlılar olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olmalıdır. Bu gelişmenin yaşanmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Yeni çağ Avrupa'da skolastik düşüncenin yerini özgür düşünceye bıraktığı bir dönem olmuştur. Peki arkadaşlar skolastik düşünce neydi? Kilise ne derse doğru kabul eden, sorgulamayan düşünce sistemiydi. Artık ne olmuş? Bu düşünce bir kenara bırakılmış ve özgür düşünce ön plana çıkmış. Peki öncelerimize bakalım. İncil'in ulusal dillere çevrilmesi. Arkadaşlar tabii ki olur. Neden? Çünkü insanlar artık İncil'i okumaya başlıyor. Daha öncesinde İncil ulusal dillere çevrilmediği için insanların büyük bir çoğunluğu okuyamıyordu İncil'i ve böylece kilise ne derse doğru diye kabul ediyordu. Yani bu İncil'de yazan bir düşünce demek ki kilise bunu söylüyor diyordu insanlar. Ancak İncil'i okuduklarında aslında kilisenin yanlış şeyler söylediğini fark ediyorlar. Bu yüzden birinci öncülü ulaşabiliriz.
İslam kültürünün Avrupa'yı etkilemesi yine olur arkadaşlar. Çünkü özgür düşünce ön plana çıkıyor. Bu yüzden de İslam kültürü de ön plana çıkabilir. İslam kültürü yayılmaya başlıyor arkadaşlar. Tabii ki doğru. Bilimsel ve kültürel gelişmelerin Avrupa'da destek görmeye başlaması tabii ki olur. Özgür düşünceyle birlikte insanlar artık tek olarak bakmıyor olaylara, geniş açıyla bakmaya başlıyor ve bilimsel olarak da kültürel olarak da gelişmeler yaşanıyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden aşağıdaki rütbelerden hangisiyle mezun olmuştur? Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'ni başarıyla bitirerek 1899 yılında İstanbul Harp Okulu'na girmiştir. 1902 yılında mezun olan Mustafa Kemal öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etmiştir. Arkadaşlar Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Diğer şıklarımızı da bir hatırlayalım. Teğmen olarak mezun olduğu arkadaşlar Harp Okulu'ydu. Hani şurada bahsedilen var ya. Harp okulundan teğmen olarak mezun oluyor. Sonrasında arkadaşlar Trablusgarp Savaşı ile birlikte binbaşı rütbesini alacak. Sofya'da ateşe militerlik görevindeyken yarbay ünvanını alacak arkadaşlar. Yarbaylığa terfi edecek. En son da arkadaşlar Çanakkale Savaşı'ndayken de albay olacak. Yani şıklar için en son diyorum. Tabii ki Anafartalar Kahramanı unvanı var. General olacak arkadaşlar. Mareşal olacak. Onlardan bahsetmiyorum. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Avrupalı devletlerin sömürgecilik faaliyetleri nedeniyle kaybettiği topraklardan biri değildir? Arkadaşlar 19. yüzyıla geldiğimiz zaman Avrupalı devletler özellikle kendi aralarında da sömürgecilik yarışına girmiş durumdalardı. Bu yüzden Cezayir, Mısır, Tunus, Kıbrıs gibi bölgeler zaten kaybedildi. Şıklardan da fark edebilirsiniz ki Belgrad bunlardan oldukça farklı bir bölge. Bu yüzden Belgrad'ı kaybetmemiş olacaklar. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu gelişmenin durumlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir. Hazreti Osman döneminde Şam valiliği görevinde bulunan Muaviye tarafından ilk İslam donanması oluşturulmuştur. Peki öncelerimize bakalım. Karadeniz ticaretine hakim olunması. Arkadaşlar bir İslam donanması oluşturulunca direkt olarak bir ticarete hakim olmak söz konusu olmayacaktır tabii ki. Kaldı ki Karadeniz ticaretine hakim olunması durumu söz konusu olmayacaktır. Deniz aşırı fetihlerin gerçekleştirilmesi tabii ki olur. Çünkü bir donanma kurulmuş arkadaşlar ve artık denizler aşılarak fetihler gerçekleştirilebilir. İpek yolu ticaretine canlılık kazandırılması ise yine kabul edilemez arkadaşlar. Çünkü İpek yolu ticaretinde illa bir donanmaya sahip olmaya gerek yok. Çin'den başlayarak Anadolu içlerine doğru ilerleyen bir yol biliyorsunuz ki. Yani denizlerin aşılması gerekmiyor bu yolda ticaret yapabilmek için. O yüzden üçüncü öncülü de alamıyoruz. Bu sebeplerle sadece ikinci öncülü alabiliyoruz ve doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti Kutül Amare zaferini aşağıda verilen cephelerden hangisinde kazanmıştır? Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nda bizim iki tane başarımız var zaten. Biri Çanakkale zaferi, biri de Kutül Amare. Kutül Amare zaferini biz Irak cephesinde kazanıyoruz. Halil Kut önderliğinde. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktır. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Mustafa Kemal aşağıda verilen illerin hangisinden milletvekili seçilmiştir? Arkadaşlar Mustafa Kemal Erzurum milletvekili olarak seçilecek ve Erzurum milletvekili olarak faaliyetlerine de devam edecek. Bu yüzden doğru cevabımız tabii ki C şıkkı olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.